Merhaba arkadaşlar. Bugün köpek alan koruma hakkında bilgiler vereceğim. Birçok arkadaşımız bu bilgileri öğrenmek istemiş. Onun adına da birkaç öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim bir 300-400 metrekare bir bahçenin içinde köpeklerim var. Köpeklerim günden beri bu bahçededir arkadaşlar. Burayı yuvası olduklarını belirlediklerinden ötürü burayı savunuyorlar. Fakat bunları savunmazları için hem kendi içlerinde yatan karakterlerine bağlı arkadaşlar alan koruma, hem de sizin biraz tetiklemeniz lazım. Örnek veriyorum arkadaşlar. Köpeğin buzdosu burada. Dışarıda yabancı bir kişi gelecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz kapının arka tarafından köpekleri kışkırtacak. Ayrıca vurup kaçacak, onlara zarar vermeye çalışacak kapının arka tarafından. Ben de buradan köpeklerimi dışarıdaki kişiye karşı kışkırtacağım. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? İyi yönünü kötü yönünü size söyleyeyim. Öncelikle iyi yönü, köpeğimiz dışarıdaki gelen herkese karşı agresiflik gösterip bu yaşadığı alana karşı savunacak. Canı pahasına. Kötü yönü ise arkadaşlar, köpeğiniz dışarıdan gelen, sizin ailenizden olmayan ama tanıdığınız ve köpeğinizin yabancı olarak bildiği kişiye de saldırabilecek bu kapının arkasındaki. Bu zamanla ne olacak? Yarın öbür gün burada bir bahçeniz var. Bu bahçenizin içinde oturuyorsunuz. Oturduğunuz bahçede arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz zaman köpeğiniz arkadaşınızı yabancı görüp saldırabilirdi. Böyle problemler olabiliyor. Bunları iyi bir şekilde eğitmeniz lazım, bilgilendirmeniz lazım arkadaşlar köpeklerinizi. Buraya gelen arkadaşınız bahçeye girince onu sevmesine izin verin. Onlara zarar vermesini istemiyorsanız bunu kesinlikle yapın yani arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da zarar vermesin köpekleriniz. Köpekleriniz de her türlü ortama rahatlıkla girebilmeniz gerekiyor. Alan koruma olarak dediğim gibi kışkırtıyorsunuz. Bu kışkırtan kişiler erkek olduğu zaman köpek her zaman erkek kişilerden düşmanlık gelebileceğini zannediyor. Bunu bayan bir kişiyle yaptığınız zaman bayan kişileri de düşman olarak görür arkadaşlar, bilginiz olsun. Çünkü çocuklardan biliyorum ki bu insanları ayırt edebiliyor arkadaşlar. Sevmediği büyük insanlar oluyor. Sevmediği çocuklar oluyor. Sevdiği büyük insanlar oluyor. Sevdiği çocuklar oluyor. İnsanlara ayırt edebiliyorlar. Şunun da farkındayım. İnsanların erkek kız olduğunu da ayırt edebiliyorlar. Ben bunu bence olduğunu düşünüyorum. Belki ses tonlarından, belki yapılarından bunları anlıyorlar diye köpekler diye düşünüyorum. Alan koruma olarak da arkadaşlar bu hareketleri size söylediğim gibi, şu bölgede siz olup, köpeğinizin tasması sizde olup dışarıdan yabancı bir kişi kapının arkasından vurduğu zaman kışkırtma olayını yaptığınız için yuvası olarak gördüğü bu bahçeyi savunacak. Karşıdaki kişi işte buradan kapının arkasından ip atar, çekmeye çalışır, kapıya vurur, kaçar, taş atar, sopayla vurur. Bu şekilde alan korumasını yapabilirsiniz. Tabii ki de bu alan korumayı yaparken bunu siz yapmayın arkadaşlar, kapının arkasından. Yabancı bir kişi yapsın, köpeğin görmeyeceği kişiler yapsın. Daha iyi olur arkadaşlar. Bunu siz bilen yaparsanız da bunu oyun olarak da algılayabilir. Yanlış şekilde eğitim vermiş olursunuz arkadaşlar. Ama genel olarak alan koruma mantığı bu şekil. Ben bu şekil yaptım arkadaşlar. Fakat hani böyle kapıdan yabancı kişiler gelsin de köpeği vursun da şey değil. Bu nasıl oldu onu anlatayım. Burada bir perde yoktu, örtü yoktu arkadaşlar kapının. Buradaki sokaktaki çocuklar olsun, bazı köpek sevgisi olmayan insanlar olsun, köpekleri kendilerine karşı kışkırttılar. Köpekler de doğal olarak bahçeye kimseyi almak istemiyorlar yabancı olarak. Bundan ötürü de arkadaşlar alan koruma yapmayı çözdüler. Ben de bu şekil oldu alan koruma olayı, ama genel olarak mantıklı bir şekilde baktığımız zaman, dediğim gibi yabancı kişiler kapının arkasına bir şeyler yaptığı zaman siz de köpeğinizi tetiklerseniz alan koruma olayını daha çok geliştirmiş olursunuz. Ben birçok arkadaşıma da denemek yapmak istedim.
yabancı olan arkadaşlarıma bahçeyi bir yabancı şekilde atlayın filan dedim. Bakalım ne yapacaklar filan. Kimse cesaret etmedi arkadaşlar. Bahçeye girmeyi. Onun için de böyle bir şey yapamadık. Tepkileri oluyor yabancı insanlara karşı büyük. Instagram'dan takip ediyorsunuz, videoları görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Alan koruma konusuyla alakalı bunu diyebilirim. Hoşça kalın. Instagram adresimiz dogaltantrebus. Görüşmek dileğiyle.